Merhaba arkadaşlar. Abinin abi kanalına hoş geldiniz. AliExpress'ten sipariş ettiğim Gen Series 1'in ürün açılımını ve kurulumunu yapacağız hep birlikte. Yani ürün yaklaşık 21 günde geldi. Hatta 2 gün daha bekleyecekti PTT'de de. Ben beklemeyeyim dedim. Gittim direkt nakliyesine. Oradan ürünü buldum. Aldım, direkt parasını verdim. He, vergi ücretiyle birlikte her şey dahil 21 TL, 25 TL ödedim. Yani 118 KDV'si falan binmedi. Açalım hep birlikte. Ya cidden çok merak ediyorum. Çok nazik açmam lazım benim bunu. Yani 21 günümü aldı. Öyle söyleyeyim size. 21 gündür dört gözle bekliyorum ben bunu. Hiç satırla olacak bir şey değil. Hani direkt bıçakla girdim. Yani bakalım 21 güne beklettiğine değecek mi yani. Yani Türkiye'de klavyesiz, faresiz sadece cihazın kendisini 450 TL'ye satıyorlar. Hazırım. Gideyim kendime Çin'den sipariş edeyim. Oo, hediyesi de varmış. Bir mousepad 6 göndermişler. Klavyesi. Bu ne? He, bu da mouse'u. Bakın mouse'u. Oo, mouse'u harbiden de güzelmiş. Tamam. Bu da bizim meşhur cihazımız. Bu sadece Türkiye'de 450 TL. Şu faresiz, klavyesiz hariç. Açma yeri var şurada. Şimdi ürünü açılımı yaptıktan sonra zaten Android cihazlar için kurulumunu yapacağız birlikte. Yani gördüm, kanallarda gördüm, anlatıyorlar ama böyle kuru kuru anlatıyorlar. Sade sade anlatan yok. Yani direkt kurup öyle anlatıyorlar. Bugün hep birlikte en başından kurulumuna kadar anlatacağım ben size. Bu da cihazımız. Cihaz da güzelmiş. Bu da şarj makinesi. Bu da güzelmiş ha. Bu şekilde büyük ihtimal. Bu da kılavuzu. Bakalım. Yani Çincem olsaydı iyi anlardım ama Orkod'a indireceğiz büyük ihtimal. Şunu indireceğiz. Bakalım. Şu en çok merak ettiğim şey de klavyesi. Bu klavye mouse sadece Türkiye'de 180 TL mi 120 TL civarıydı. Yani bunu Türkiye'de almaya kalkınsan yani bir 600-700 TL rahat ödeyecektim. Ama işte dedim 600-700 TL ödeyeceğim. Çin'den sipariş ederim. Yani 237 TL'ye ben bunu aldım. İşte gümrük vergisi falan filan her şey, onlar da 25 TL. Toplam yani 280, yani 300'ü geçmedi, öyle söyleyeyim ben size. Ki klavyesi de güzelmiş. Aynen öyle ama biraz alışmak lazım. Sipariş tuşu biraz küçük. Neyse, ben cihazı şarja takayım. Ondan sonra kurulumuna başlayalım. Evet arkadaşlar, ürün açılımını yaptık. Sırada kurulumuna geldik. Programlardan önce ilk önce bu ayarları açmanız lazım. İlk önce bir ayarları göstereyim. Yani bunu kesinlikle açmanız lazım. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Telefon hakkında kısmına geleceksiniz. Buradan da seri numarası üzerine 7 defa tıkladıktan sonra geliştirici seçeneklerini açacaksınız. Şimdi bu geliştirici seçeneklerini açtıktan sonra bir tane daha özellik var, onu açacağız. Bu da USB hata yoklaması. Yani bunu kesin açmanız lazım. Bunu kesin açmazsanız hiçbir şekilde oyunda klavye fareyle bir komut veremezsiniz. Bunları açtıktan sonra şu iki uygulama var. Onları indireceğiz. Biri FBS Doçk. Bunların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Burada Android için indirme var. Bir de Gamesir Gegrux. Bunu indireceğiz. Aynı şekilde burada da Android ve iOS için. Yani bizim cihazımız Android olduğu için Android'e göre indiriyoruz biz. Bunları indirdik diyelim. Tabii siz indireceksiniz bunları. Gegrux'a gireceğiz.
Tabii bunun için ilk önce cihazınızı açmanız lazım. Cihazı açtıktan sonra Bluetooth açacaksınız. Bluetooth'u açtığınızda Gama Ser X1 diye cihaz çıkacak. Bende FBS Doşk diye gözüküyor. Ama size Gama Ser X1 diye gözükecek. Onu sonra FBS Doşk'a dönüştüreceğiz. Örnek diyeyim, açtık. Açtıktan sonra Gama Ser X1'e gireceğiz. Burada mavi bir buton olacak. Mavi butona, yani sürümünüz 3316'nın altındaysa mavi butona tıklayıp güncellemeniz lazım. Onu güncellediniz diyelim. Ondan sonra Gegrux'u güncelledikten sonra FBS Doşk'a gireceğiz. FBS Doşk'a tıkladığınız gibi zaten kendisini güncelleme yapacak. O da tahmini 5-10 dakika falan sürüyor. Güncellemeyi yaptıktan sonra cihazınız yine kapanıp açılacak. Cihazınız kapandıktan sonra Bluetooth'unuzu da kapatın. Cihazı açın, bir 3-4 saniye bekleyin. Ondan sonra tekrar Bluetooth'unuzu açın. Bluetooth'u açtığınızda Gama Ser X1 olan Bluetooth cihazı bu sefer FPS Doşk'a dönüşecek. Bundan sonra tekrar yükleme yaptıktan sonra FPS Doşk'a tıklayacağız. Şu yeşil yanıp sönen yazıya tıkladıktan sonra oyuna gireceğiz. Şimdi ben size atama nasıl yapılır onları falan göstereceğim. Şimdi FPS Doşk'a girdiğimizde şu işaret yeşil yanması lazım. Yani yeşil yanmadığı sürece hiçbir şekilde oyuna komut veremezsiniz. Ben yine size, ya şu an cihaz yanımda olmadığı için ben size yine atamalar nasıl yapılır falan onları da göstereyim. Yani cihaz üzerinde gösteremiyorum. Bir oyuna girsin. Ya oyuna girerken ben size şunu da göstereyim. Ayarlara geleceksiniz. Ayarlardan şu sol tarafta PUBG Mobile'ı bulacaksınız. Yani genelde en altta oluyor. Bunu bu şekilde sağa atacaksınız. Şu an ben komut veremiyorum. Sağa atacaksınız. Sağa attıktan sonra tekrar sola atacaksınız. Yani şu mavi ok işaretine basacaksınız. Buraya sağ tarafa gelecek. Biz Android'ci olduğumuz için CTRL 1 olanı kullanacağız. Yani CTRL 2 olanı tekrar sol tarafa atacağız ok işaretiyle. Ondan sonra şu ayarı da göstereyim size. Şu kapatıp açtığım düğmeyi, bunu açmanız lazım. Bu komut da şey için, oyunda mouse imleci gözüksün mü diye. Yani bunu da açmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra bu ayarı yaptıktan sonra Virite John Fick'e tıklıyoruz. Kaydediyor bu şekil. Bir dakika, şu oyunun müziğini kapatayım. Bu şekil. Şimdi nasıl atama yaptığınızı da göstereyim. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan kontrollere gireceğiz. Yani ben şu sol birincisini cihaz olmadığı zaman normal elle oynuyorum. Bu üçüncüyü de Gama Ser X1 ile oynadığım zaman oynuyorum. Şimdi atama yapmak için de şu butona basıyoruz bir kere. Bastığımızda böyle bütün işaretler geliyor. Örnek diyeyim, mesela ben hareket tuşlarını kullanacağım. Bunu alıyoruz, üstüne koyuyoruz bu şekil. Örnek diyeyim, mesela silah değiştirmeyi ben 1 ile 2'ye yaptım. Şunu kaldırayım, bunu da anlatacağım size. Örnek diyeyim, birinci silahım 1'de olsun, ikinci silahım da 2'de olsun. Bu şekilde ayarlıyoruz. Örnek diyeyim, yani daha kolay yapabilmeniz için de mesela kurtarın üstüne geliyorum, bir iki saniye basılı tutuyorum. Klavyeden A tuşuna basıyorum. A tuşuna bastığımda otomatik olarak yerleştiriyor. Yani cihaz yanımda olmadığı için gösteremiyorum şu an. Bir de size şu fareyle alakalı çok önemli bir şey göstereceğim. Bu fareyi örnekleyin, böyle çok sağa koyduğunuzda sağa dönerken, yani mouse'la sağa dönerken donma yaşanıyor. Yani bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Kendinize göre ayarlayın. Yani kimi böyle ortaya koyuyor, kimi şöyle biraz sola koyuyor. Örnekleyin ben sağda problem yaşıyorum diye, yani sağa daha hızlı dönebilmek için biraz daha ortaya doğru yaklaştırıyorum. Herkes zevkine göre koyuyor bu işareti. Ben şu şekilde eski yerine koyayım. Buradan hide'ye, yani şu sarı tuşa bastığınızda düğmeleri gizliyor. Ondan sonra close'a bastığınızda, yani save ink, yani kaydedelim mi gibi bir şey söylüyor. Confirm dediğinizde kaydediyor. Bir bakayım anlatmanın bir şey var mı diye. Yani şu fare hassasiyet ayarlarını şu şekilde yapsanız iyi. Yani örnek diyeyim, kimi ağır fare sever, kimi hızlı fareyi sever.
Yani ben orta fare ayarını sevdiğim için 15, 25, 34 diye ayarladım. Yani siz yine kendi ihtiyacınıza göre, kendi zevkinize göre ayarlayın. Bakın başka anlatmadığım bir şey kalmadı sanırım. Evet arkadaşlar, bu kadar ürün tanıtımını yaptık, kurulumunu gösterdik. Yine biz aşağı Instagram hesabımızı bırakacağız. Herhangi bir kurulum hatanıza veya bir problem yaşadığınızda bizimle iletişime geçin Instagram üzerinden. Biz size her türlü konuda yardım ederiz. Gerekirse görüntülü yardımda bulunuruz. Ya ben çoğu gördüm yani Letgo'da kurulum için 50 TL ücret veren insanları gördüm İstanbul'da. Yani boşuna 50 TL vermeyin. Anlatıyorlar. Yanlış anlatan çok. Yani direkt size ayarlar kısmını göstermeden direkt kurulumunu gösteriyor. Size şöyle söyleyeyim. Eğer USB hata yıklamasını bulamazsanız telefonunuzun şarj makinesini normal kablosunu alın. Bir ucunu telefona, bir ucunu da cihaza takın. Oraya taktığınızda zaten ekrana bildirim geliyor. USB hata yıklamasını kaldıralım mı gibisinden. Yani öyle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani eğer bilgisayarınız varsa cidden bunu almayın. Çünkü yani bilgisayardan daha rahat oynarsınız. Yani ben bunu aldığımdan beri normal elle oynadığımda daha çok konsantre olabiliyorken bunda biraz daha rahat davrandığınız için çabuk ölüyorsunuz. Ama PUBG Mobile'da değil de PUBG Lite'da biraz daha güzel oynayabiliyorsunuz. Yani bizden bu kadar. Eğer dediğim gibi tekrardan zorlanırsanız bizimle iletişime geçin. Biz her türlü yardımı size sunarız.